meyve hazırlamışlar böyle. Evet, ne zahmet ettiniz. Vallahi Yasemin sizin için hazırlamış onları. Anneciğim. Yasemin en az 3 kere söyledi bana. Siz biraz endişeliymişsiniz galiba bu çatı katı için ama isterseniz bir çıkın bakın ha. Babacığım, anneciğim. Hanım o zaman hadi gidelim. Hadi babacığım, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bir bakın içiniz rahat etsin ya. Ne olacak yani 2 dakikada bir bakın. Ne oluyor, ne bu telaş? Sen de bir baksaydın çatı katına. Sen de endişeliydin. Sığıntı gibi falan dedin ama hiç öyle değil yani. Bir kalkıp bir baksana. Vallahi hiç işim olmaz. Ay. Demir, gel. Tut gel. Elimi. Ama yani. Güzelim mi? Gel. Ay. Ne oluyor kızım? Yakalandık Hilmi Usta. Yılmaz ailesi erken döndü düğünden. Yapma ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Sakin olacağız. Onlar odalarına çekilince biz de aşağı ineceğiz. Hayır, Yasemin'in de ailesi gelecekti. Şimdi tanışma merasiminin tam ortasına düşeceğiz ya. Ma ne yapalım canım, evdeki hesap çarşıya uymadı. Anne. Ay dur. Anne. Anne. Aman dur, bana bir şey oldu. Tansiyonum çıktı galiba. Anne, eve kadar yürüyebilecek misin? Yok yok, yürüyemeyeceğim. İyi misin? Bir iskemle kap gel oğlum. Halacığım. Acaba sen de bir lavaboda elini yüzünü mü yıkasan? Ha? Elim... Ateş sen iyi misin? İyice bir garipleştin. Şeydir o valla. Ben de Ateş. Panik atak başladı da. Bak yine oldu. Ben bir hava alacağım. Ateş! İlacımı almam lazım benim. Ver. Tamam. Hadi. Ver. Ay, ver yavrum, ver. Ateş! Ateş! Ateş, ne oluyor? Allah aşkına korkutma beni. Açık hava. Açık hava iyi geldi halacığım. Ya senin böyle hastalıkların falan yoktu. Ben hemen Recai Bey'i arayıp soruyorum bunları. Ara sen. Dur. Ben de hemen bir misafirlerle ilgileneyim. Hemen geliyorum. Geç ara sen. Recai hocam, iyi akşamlar. Baba. Eyvallah kızım. Ay bu sefer fena yokladı. Of anne, yoruldun tabii. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Ver. Al çocuğum şunu. Hadi al. Gel anneciğim, yatıralım seni. Hadi gidelim. Hadi. Ay. Ay. Yavaş. Halan nerede? Bahçeye kilitledim. Sen ne durumda? İyi, yukarıdalar. Bizden haber bekliyorlar. Haber almadan inmeyecekler. Çok iyi. Sakin olacağız şimdi. Hoş geldiniz. Düğün nasıl geçti gençler? Hayırdır, bizi mi özlediniz? Mekanın sahibi geldi. Oh. Kızım, annenle baban gelmeyecek miydi kocanın halasıyla tanışmaya? Geldiler. Neredeler? Çatı katında. Halam da dışarıda çok önemli bir telefon görüşmesi yapıyor. Biz ayak altından çekilelim de tanışma merasimini bozmayalım. Ta Balıkesir'den geldiler. Celal Bey merhaba diyelim, ayıp olur. Ender de olsa gelin haklı. Ev sahibi olarak bir hoş geldin demezsek ayıp olur. Hadi buyurun o zaman, hadi. Çok teşekkür ederim Recai hocam. Kusura bakmayın, bu saatte vaktinizi aldım. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah Allah. Niye açılmıyor bu ya? Allah Allah. Halamdır. Çok affedersiniz. Dışarıda kaldım. Açsanıza kapıyı. Hala sen girişteki kapıya git. Ben hemen geliyorum. Kusura bakma. Kusura bakma size. Ya mutfak kapısı kapalı. Zile basıyorum, çalmıyor zaten. Kapıyı vuruyorum, duymuyorsunuz. Kaldım dışarıda. Halacığım, ev eski ya. Zil tutukluk yapıyor. Bazen çalışmıyor. Şimdi çalıştım. Hem sen yokken Yılmazlar geldi.
biz de konuşuyorduk, ondan duymadık herhalde kapının çaldığını. Yılmazlar mı yani? Hmm. Neyse, Recai Hoca'yla konuştum. Programına bakacak, en kısa zamanda sana bir randevu verecek ve muayene olmaya gideceksin, tamam mı? Gideriz anacığım, gideriz. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gülriz Hanımcığım, biz zaten sadece bir merhaba deyip sonra ayak altına çekileceğiz. Rahatsız olmayız. Ah. Abi, telefonu sanırım arabada düşürdüm. Bir anahtarı verir misin? Havalar da ısındı değil mi? Allah Allah. Hayır, kız isteme merasimi değil ki bu yani. Ne alakası? Nerede bu insanlar? Yasemin, hakikaten kızım ben de çok merak ettim. Sen bir çık bak istersen. Ya ya, baksın baksın. İyiyim anne. Bakayım. Ben de seninle geleyim bakayım hadi. Halacığım, hemen geleyim. Ne yapacağız Ateş? Şey yapabiliriz. Dikkatli dinle beni. Çok hızlı hareket etmemiz lazım. Aksilik işte. Elektrikler kesildi. Ya hayırdır, o gürültü neydi deminki? Sandalyeye çarpmışım da karanlıkta. O düştü. Hay Allah. Demir, mum falan getir ya. Bir şey yap. Allah Allah. Hilmi amca ne kadar çok benziyor. ...2020 yılında olacak iş mi bu ne? Aa, baba hayrola? Elektrikler kesildi kızım. Bütün mahallede elektrik var, bir tek bizim evde mi yok? Aa, sigortalar atmıştır zar. Niye atacak sigortalar baba durduk yerde Allah aşkına ya? Ortamda çok gerilim var ya, ondan olmuştur belki. Sen bir çekil bakayım, ben sigortaya bakayım. Allah Allah. Hayda. Ne işin var çayda? Yani Demir, yarın şu tesisatı bir gösterelim oğlum. Çok saçma değil mi ya? Ama bu eski yapılarda olur böyle şeyler. Aa, elektrikler de gelmiş. Yasemin, annenle baban nerede? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Anlatacaksa geçelim biz de, hadi. Anneciğim, babacığım. Ah, ah. Kötü haberi alınca babam biraz fenalaşmış da... ...bizi telaşlandırmamak için de aşağı inmemişler. Geçmiş olsun yavrum. Kötü haber derken? Bizim Balıkesir'deki eve sen hırsız gir. Ay! Ya. Azıcık birikmişleri vardı kenarda. Onu da çal. Ah, yazık. İnsanın dişinden tırnağından arttırdığı o 3-5 kuruşun çalınmasının ne demek olduğunu çok iyi bilirim ben. İşte o yüzden de panikten öyle bir hoşça kal bile diyemeden çıkıp gittiler. Ben onlar adına sizden çok özür dilerim. Ama kızım estağfurullah, olur mu öyle şey? Biz halden anlayan insanlarız ya. Ay. Sağ olun. Çok sağ olun. Hay Allah. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim babacığım.